çıkacağım, konuşacağım. Çıkacağım, anlatacağım. Öyle bir dünya yok. O kısır döngüyü kırmak için işte davranış aktivasyonu burada devreye giriyor. İştiyakta istikrar aranmaz. Bir kere hazır olmayı beklemek diye bir şey yok. Heyecan yapabiliriz, yanaklarımız al al olabilir ve ben o ortamda hayalimdeki en güzel yazıyı yazacağım. Ruhta amatör, işte profesyonel olmak için o bir miktar heyecanda yaşamak lazım. Yani o düşünceyi ya da duyguları yok edemiyoruz, yok sayamıyoruz ama kontrol etme gücü elimizde. Heyecanlanmak demek özgüvensizlik demek değil. Bunlar yaşanan gerçekler. Biz gerekli olanı yapmakla başlayalım. Mümkün olanı gerçekleştirelim. İmkansız dediğimiz şey bunun ardından gelecektir zaten. Tanıdık Blok YouTube kanalına hoş geldiniz. Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler değilsiniz inşallah. de iyisiniz. Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ayşe Aydoğdu. Yaklaşık 20 yıldır gençlik ve sivil toplum alanında çalışmalar yapıyorum. Onun haricinde dergicilik, yazı işleri bir hayat tarzı olarak devam ediyor. Muhtemelen son nefese kadar da devam edecek gibi görünüyor. Bunun mahsulü olarak da şu anda iki kitap yayınlanmış durumda. İzimler ne kadar bizim ve modern zaman sendromları. Haricen resmi görevim olan öğretmenliği sürdürüyorum. 12-13 yaşlarında iki erkek evlat annesiyim. O zaman ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Özgüvenli birisi olmak sizin için ne demek? Öncelikle neden özgüvenli olmak istiyoruz sorusunu sormakta fayda var diye düşünüyorum ben. Bir insanın okulda ödev teslim ederken ya da iş yerinde bir görev icabı yahut sosyal hayatında bir programda bulunmak için özgüvenli durması gerekiyor. Ancak sadece bu alanlarda mı? Tabii ki hayır. Gündelik hayatında, insan ilişkilerinde kendini ifade etmesi için özgüvenli duruşu sergilemesi gerekiyor. Peki bunun haricinde neden özgüvene ihtiyaç duyarız? Hayata dair bir derdi davası varsa o insan için özgüven artık keyfi olursa olur olmazsa olmaz şeklinde bir haslet değil olmazsa olmaz bir haslet haline dönüşüyor. Hayata dair derdi derken neyi kastediyoruz? Mesleği ile ilgili bir amaç da olabilir ya da hobisi, sosyal hayatı, kültürel hayatı ya da çevreyle, dünya ile alakalı kendisine hedef olarak koyduğu bir konuyu dert etmiştir ve onu yerine getirmek için o hedefe ulaşmak için o özgüveni kuşanmak zorundadır. Bir de bunun haricinde hayatı anlamlandırma tarafından bakmak lazım. Peki hayata dair dert derken orayı birazcık daha açabilir miyiz? Elbette. Şöyle ifade edelim. Bir insanın hayat amaçları vardır. İşte bu mesleğiyle ilgili olabilir. Sosyal hayatıyla ilgili olabilir. Kültürel hayatıyla ilgili olabilir. Farklı farklı kulvarlarda amaçları vardır ve bu amacı yerine getirmek için o özgüvenli duruşu kuşanması gerekir. Ancak bunun haricinde hayatını anlamlandırdığı bir inancı vardır ve bu inancının gereğini yerine getirmek için kendine olan güveni yani öz özgüveni olmazsa olmazdır. Orada artık keyfi ya da bir şekilde idare edilebilir bir özellik, bir haslet değildir özgüven. İnsanın inancını yaşamanın haricinde çevresine anlatması ve bunu yansıtması için iki şey lazım. Birincisi o inançla alakalı sağlam bir bilgi temeli. Diğeri de onu aktarabilecek özgüven. Eğer bilgi zayıf, özgüven güçlüyse orada insan anlatabilir, evet bir şeyler anlatır ama bu havada kalır. Tam tersi bilgi sağlam ama onu aktarabilecek bir özgüvenli duruş yoksa, Orada da işte sadece kendi yaşantısıyla belki kalır. Halbuki makbul olan, güzel olan hem yaşamak hem bunu bir duruşla, özgüvenle ve böyle sağlam bir şekilde aktarmak teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi ikisini dengede götürmek çok önemli. Yani hem dünya dertleriyle alakalı yani belki bu okuduğumuz bölüm de olabilir. Yaptığımız iş de olabilir. O bölümde, o alanda gerekli bilgi birikimine sahip olmak hem de dediğiniz gibi inanç da olabilir. Yani İslam konusunda, inancımız konusunda gerekli bilgi birikimine de sahip olmak. Ama bir yandan bunları hayata geçirecek ve belki bu ilimle amel edecek özgüvene de sahip olmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi sadece yaşamak değil, o yaşadığımızı çevremize anlatmakla da mükellefiz. Bunu anlatmanın da tabii ki bin bir türlü yolu var. Sadece dille anlatmak da değil. Bizde biliyorsunuz hal ile örnek olmak ya da hal ile onu yansıtmak diye bir başlığımız da var. Hal ile yansıtmak için dahi o özgüven gerekiyor. Mesela ben kendi çocukluk yıllarımı hatırlıyorum. Evet hani Müslüman ve inancı gerçekten hayatının merkezine alan bir ailede doğdum, büyüdüm. Ancak bizim çocukluğumuz ve belki ilk gençlik yıllarımız psikolojik üstünlüğün Müslümanca yaşayanlarda değil de daha belki seküler diyeceğimiz hayat tarzını yaşayanlardaydı. Dolayısıyla biz her ne kadar kendi içimizde ailemiz başta olmak üzere kendi o sosyal çevremizde ki hemen hemen herkes aynı hayat tarzını yaşıyor. Hani Müslüman yaşayanlar Müslümanca bir hayat tarzı yaşayan insanları buluyorlar. Orada belki daha rahat olabiliyorduk. Ama okula ya da diğer farklı sosyal ortamlara girdiğimizde ister istemez ülke genelindeki psikolojik üstünlük daha farklı, daha seküler yaşayanlarda olduğu için bizim kendimizi ifade etmemiz kendi ortamımızdakine göre biraz daha zayıflayabiliyordu. Tutunduğumuz şeyin sağlamlığından emin olduğumuzda tırnak içinde ezik bir duruş ya da daha geride kalmış kendini ifade edemeyen insan duruşundan ziyade tamam siz bunu kabul etmiyor olabilirsiniz. Şu anda psikolojik üstünlük sizde olabilir ama biz durduğumuz yerin arkasındayız. Çünkü ne yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yaşadığımızı biliyoruz. Arşimet'e atfedilen bir söz var. Bana bir dayanak noktası verin. Bütün dünyayı yerinden oynatayım diyor. Arşimet'e atfediliyor. Şimdi buraya baktığımızda dayanak noktamız inanç açısından bakarsak gerçekten oraya dayandığımızda tüm dünyayı yerinden oynatacak güce sahip. Öyle bir dayanak noktası. Konumuzla bağlantı kurduğumuzda özgüven öyle sağlam bir dayanak noktası ki ona sırtını dayadığında dünya yerinden oynatabiliyorsun. Kelimelerin sihirli dünyasından faydalanabiliyorsun. O özgüvenin verdiği bir duruş oluyor, bir vakar oluyor. Onun tesir gücü çok çok yüksek. Girdiği ortama gerçekten insanın bütün o enerjisini yayıyor ve insanları etkisi altına alıyor. Dolayısıyla hem inanç açısından çok sağlam bir dayanak noktası, hem de o inancı özgüven gibi bir sağlam noktaya dayadığımızda ortaya müthiş mükemmel bir güç çıkıyor. Özgüveni hem sizin hikayeniz açısından merak ediyorum hem de her zaman aslında doğuştan çok özgüvene sahip olmayabiliyoruz. Bu sosyal hayatta da aynı şekilde, diğer konularda da aynı şekilde. Sizin mesela böyle kırılma noktanız var mıydı? O küçüklükten belki hatırladığınız bir şeyler vardır. Sizin için özgüven orada nasıl bir yere sahip? Ve aslında belki de belli bir yaşa kadar çok da özgüvenli hissetmediğimizde kendimizi belki bu noktadan sonra hani özgüven için neler yapabiliriz. Geçmişe döndüğümde ilkokul, ortaokul ya da lise yıllarında çok spesifik bir olay hatırlamıyorum. Yani şu olayı yaşadım ve özgüvenim kırıldı ya da özgüven problemi yaşıyordum ve başıma şöyle bir şey geldi diyebileceğim bir hadise zihnimde yok. İlla ki aralarda olmuştur. Kendimi ifade etmekte güçlük çektiğim ya da çekindiğim, utandığım, acaba alay ederler mi ya da işte kötü bir his yaşar mıyım, korkusu yaşadığım dönemler ya da durumlar illa ki olmuştur. O mümkün değil olmaması. İlkokulda yıl sonu müsamerelerinde kendi irademle sahne almayı istediğimi hatırlıyorum. Ortaokul belki biraz daha duran geçti ama lisedeyken artık sosyal aktiviteler daha artmış ve onlarda biraz daha öne çıkmış, bizzat sahnede görev almış bir insan olarak hatırlıyorum kendimi. Üniversitedeyken de başörtü problemi elbette ülke genelinde yaşanıyordu ama bazı fakültelerde bu biraz daha esneklik sağlanabiliyordu bu alanda. Ben çok üniversite değiştirmiş bir insanım. Yani 4 yıllık üniversiteyi 4 farklı şehirde yatay ve dikey geçişler yaparak okumuş bir öğrenciyim. Dolayısıyla bir üniversitede bir başörtü problemi yaşanıyorsa okuduğum diğer üniversitede başörtü problemi yaşanmıyordu. Yaşanan da yani bizim güvenlikten geçemediğimiz üniversitede biz daha arka bahçeden işte çitlerin arasından geçen öğrencilerdik ama burada mesela hani bu benim özgüvenimi nasıl etkiliyordu diye baktığımda böyle daha kendini ifade edemeyen, daha ezik, daha işte tırnak içinde pısırık bir öğrenci yerine aslında bilakis bileylenen bir öğrenci profili çıkarıyordu ortaya. O dönemde dergicilik çalışmaları, sivil toplum çalışmaları, öğrenci platformları hepsinin içinde hatta oluşumunda bulunan, öncülüğünü yapan öğrencilerden biriydim. Bulunduğum ortamda benim savunduğum ya da anlatmaya çalıştığım konular aslında bir noktada garipsenen ya da kabul görmeyen konulardı. Ama buna rağmen okul kantininde bunlarla ilgili programlar yapabiliyorduk ya da üniversitenin koridorlarında çok büyük duvar gazeteleri hazırlayabiliyorduk kendi inancımız, derdimiz, davamız doğrultusunda. O dönemin bizler üzerindeki etkisi aslında kendini geri çekme değil de tam tersi daha güçlü şekilde ifade etme, daha sağlam bir duruş sergileme halinde ortaya çıkmıştı. Özgüven kazanma yolculuğu hem bireysel hem de derdi dediğiniz gibi sizinle aynı olan insanlarla bir arada olmak da aslında o bireysel özgüveni arttırmak açısından da faydalı. Evet az önce söylediğim gibi aslında tutunduğunuz şeyden eminseniz sağlamsanız onun üzerinize yüklediği sorumlulukla birlikte ne yapmam lazım diye otomatik olarak soruyorsunuz. Öncelikle o alana hakim olmak gerekiyor. Yani o alanda neyi anlatacağım ve neye dayandıracağım? Onun bir çok sağlam olması gerekiyor. Ve bunu en güçlü şekilde nasıl ifade edeceğim? Kelimeleri güzel kullanmam lazım. Hitap etimin iyi olması lazım. Ve bunları insanlara aktarırken güçlü bir duruşla başının açısı bile insanın o duruşunu ele veriyor. Beden dili uzmanları biliyorlar bu konuları. Bunları düşündüğünde mesele hani benim duruşum, benim insanları ifade edişimden ziyade amaçladığım şey, hayat tarzı olarak benimsediğim şeyi ne kadar temsil ediyorum? Burada bu ortaya çıkıyor. Onun gereğini en güzel şekilde yerine getirmem lazım duygusu, eksik olduğumuz alanları tamamlamak için çok harika bir kamçı oluyor. O eksik olduğumuz alanları tamamlarken o bilgi birikiminin artmasıyla birlikte belki bir kendimize özgüvenimizin de artması söz konusu. O ikisini birlikte dengeleyerek o dediğiniz baştaki o ikili şeyi de sağlayabiliriz aslında. Yani iki alandaki başarıyı da hem bilgi hem özgüven alanındaki. Evet. Ve sadece görüntü ne de sadece öz. İkisi birlikte olmalı. Biz Allah tesirini halk eylesin diye bir dua ederiz bir sözü söylediğimiz zaman. Allah bunun etkisini dinleyen insanlar üzerinde artırsın şeklinde bir dua. Halk etmek yaratmak demek. O tesiri yaratsın. Etki oluştursun. Sözümüz karşı tarafa ulaşsın manasında. Bizim sözümüzün muhatabımıza tesir etmesi için demek ki bir şey yapmamız lazım. Bu kavli bir dua. Allah sözümüzün tesirini halk eylesin diyoruz. Ama bunun bir de fiili olarak desteklenmesi gereken taraf var. O sözümüzün tesirli olabilmesi için eğer özgüven kazanmamız gerekiyorsa kalkıp özgüven kazanmak için ne yapmak lazımsa onu yapacağız. Sözümüzün tesirli olması için o konuda daha çok bilgi edinmemiz gerekiyorsa kalkacağız, okuyacağız, dinleyeceğiz, araştıracağız. Sözümüzün tesirinin yüksek olması için daha çok ortama girmek, daha çok insanla tanışmak gerekiyorsa bunu yapacağız. Sözün mesuliyetini aslında yerine getirmek için kendimize bir misyon biçmiş oluyoruz. Şu an özgüvensiz hissettiğimiz noktalarda yani bu günlük ilişkilerimiz de olabilir. İçinde bulunduğumuz akademik ortam ya da iş ortamımız, okulumuz her türlü alan olabilir. Ve aynı şekilde dini inancımız da olabilir. Bu konuda yaşadığımız özgüvensizliklerde işe nereden başlayabiliriz? Yani bu konuda bizim ihtiyacımız olan şey ne olabilir? Bizim bir hayat tarzı derdimiz var. Yani bize teklif edilen hayat tarzları var. Bir de bizim yaşamamız gereken kendimize ait olan hayat tarzımız var. Bu hayat tarzını yaşayabilmek, anlatabilmek için o özgüveni sergilemek, özgüvenli duruşu göstermek zorundayız. Eğer doğuştan gelen bir özellik olarak insan özgüvenli ise orada zaten çözülmesi gereken bir problem yok. Her durumda inandığını yaşar, yaşadığını rahatlıkla anlatır. Ancak gerek çocuklukta gerek sonradan yaşadığı bir hadiseden dolayı bir özgüven kırılması yaşamışsa burada nasıl telafi etmek gerekir? Yani bir kas gibi düşünebiliriz bunu nasıl ki vücudumuzdaki kasları üzerine çalışarak güçlendiriyoruz özgüvende aynı o kaslar gibi üzerine çalıştığımızda egzersizler yaptığımızda psikolojik olarak çözülmesi gereken noktaları ister kendi içimizde eğer çözemiyorsak bir destek alarak çözdüğümüz takdirde özgüven gelişen, güçlenen bir durum. Burada peki ne yapacağız? Yani o özgüveni güçlendirmek için ne yapacağız? Bir kere hazır olmayı beklemek diye bir şey yok. Hiçbir şekilde hiçbir işe her şey yoluna girecek. Bütün şartlar oturacak ve ondan sonra ben bu işe başlayacağım diye bir durum yok. Peyami Safa Objektif serisinde çok güzel noktalara temas eder. Bu vesileyle tavsiye de etmiş olalım. Orada Birkaç cümlede şöyle bir ifade vardı. Aynı ile aktaramıyor olabilirim ama mana olarak şöyle. Tabii o yazarlık açısından bakıyor. Bir gün gelecek ve ben masama oturacağım. İşte o pencereden ılık ılık rüzgarlar esecek. Tül perde hafif havalanacak. Dışarıdan hiçbir şekilde seyyar satıcı sesi duyulmayacak. Hiçbir atnalı sesi gelmeyecek. Ve ben o ortamda hayalimdeki en güzel yazıyı yazacağım şeklinde tasvirde bulunuyor. Ardından da diyor ki öyle bir dünya yok. O gün asla gelmeyecek. O gün asla gelmeyecek. Dolayısıyla oturacağız, başlayacağız ve o ortam kendi iç dünyamızda zaten oluşacak. Psikolojide buna davranış aktivasyonu deniliyor. O isteğin gelmesini beklemek değil, davranışa dökmek. Davranışa döktükten sonra o istek, o güdülenme zaten oluşacak. Bütün şartlar yerine gelecek ve o ortamda özgüvenle kendimi ifade edeceğim değil, risk alacağım. Çıkacağım, konuşacağım. Çıkacağım, anlatacağım. Ya da işte yapmam gereken neyse o konuda bir adım atacağım. O adımı attıktan sonra o özgüven otomatik olarak gelecek. Hatta şöyle bir durum oluşuyor. Hazır olmayı bekledikçe ertelemeler başlıyor. Hazır olmayı bekledikçe gözünde daha da büyüyor. Hazır olmayı bekledikçe zorlaşıyor insanın zihninde. Dolayısıyla burada da ne oluyor? Ben o işi yapmıyorum. O iş neyse artık. O işi yapmıyorum. Yapmadıkça ne oluyor? Bir başarısızlık duygusu geliyor. Başarısızlık duygusu daha geri plana çekilmeye sebep oluyor. Daha geri plana çekildikçe bu sefer ben başaramıyorum duygusu daha da ağır basıyor. Orada bir karamsarlık ortaya çıkıyor. O karamsarlıkla birlikte belki daha çok kendini yatağa gömme ve daha çok işte toplumdan kendini geri çekme gibi iyice konudan, iyice kendinden, hayalinden olmak istediği yerden daha da uzaklaşma başlıyor. Dolayısıyla orada kısır bir döngü oluşuyor. O kısır döngüyü kırmak için işte davranış aktivasyonu burada devreye giriyor. Bir adım attığımızda o karamsarlık yerini ne yapacak? Aa oluyormuş aslında. Yapabiliyormuşum. Bir şeyleri yoluna koyabiliyormuşum duygusu diğer olumlu duyguları getirecek. Bunu yapabiliyorsam diğerlerini de yapabilirim. Ben de dahil aslında birçoğumuzun belki o ilk adımı atmaya ihtiyacımız var. Ee, dediğiniz gibi o günü bekliyoruz hepimiz. Yani bütün koşulların tam olduğu, istediğimiz gibi olduğu ve o adımı atmak için e, yeterli olduğu anı bekliyoruz ama aslında yapmamız gereken ilk şey bir an önce adım atmak. Çünkü dediğiniz gibi bekledikçe her şey daha da zorlaşıyor aslında. Teşekkür ederiz bu hatırlatma için de. Burada küçük adımlar atmak çok daha etkili oluyor başlangıç için. Yani bir bebek bile önce sürünüyor, sonra emeklemeye başlıyor. Ardından yavaş yavaş adımlar atıyor ve yürümeye geçiyor. Küçük grupları çok iyi değerlendirmek lazım. Bu bir arkadaş grubu olabilir, sınıf ortamı olabilir ya da farklı ortamlar olabilir. Gençlerle yaptığımız çalışmalarda 10 kişilik, 5 kişilik, 20 kişilik gruplarda şunu çok sık ifade ederdim. Burada söz alabilin ki arkadaşlar. Yarın işte o dev salonlarda ya da aniden karşılaştığınız ortamlarda, kalabalıklar önünde ya da illa kalabalık olmasına da gerek yok aslında. Beklemediğiniz anlarda kendinizi ifade etmeniz gerektiğinde bir pratiğiniz olsun. E nedir? Şöyle de örneklendiriyorum hatta. Hani bir örgü yaparız. O örgünün ipliklerini yani o kırık ipliklerini, bağlantı ipliklerini iç tarafa çekeriz. Dışarıdan pürüzsüz görünsün diye. Aynı onun gibi o küçük ortamlar aslında örgünün iç tarafı gibi. Orada hata da yapabiliriz, dilimiz sürçebilir, bilgide belki eksiklik hata olabilir ya da heyecan yapabiliriz, yanaklarımız alal al olabilir. Yani özgüveni oluşturma aşamasında küçük grupları iyi bir fırsata çevirebiliriz. Çok fazla üzerine düşünmek de insanı yavaşlatıyor. Bir konuda karar veriyoruz ve o konuda adım atmak istiyoruz. Bu inancımızla ilgili olabilir, sosyal hayatımız, hobilerimiz, mesleki hayatımız, öğrencilik hayatımız hangi alan olursa olsun çok fazla üzerine düşündüğümüzde, detaylarına daldığımızda bu defa olumsuzlukları da Aynı oranda büyütüp o adım atma, harekete geçme enerjimizi küçültebiliyoruz. Çok yakın gözlüklerini, çok böyle büyük dereceli yakın gözlüklerini takıp merdivenden çıkmaya çalışmak gibi. Orada ne olacak? Daha da yaklaşacak. Zaten bir e, oradaki yükseklik algısı kaymış olacak. Dolayısıyla merdiveni çıkmak, hedefe ulaşmak şöyle dursun, belki daha da yuvarlanarak aşağıya doğru düşmemize sebep olacak. Hiç kimse bizi o kadar çok da önemsemiyor. Yani şimdi bir iş yapacağım ve herkesin gündeminde ben olacağım. Dolayısıyla herkesin gözü benim üstümde olacak duygusu insanın özgüvenini olumsuz etkileyen bir duygu. Herkes kendi gündemini yaşıyor. Herkes kendi gününü yaşıyor. Dolayısıyla biz yapmamız gerekeni yapacağız ve önümüze bakacağız. Her konuda iyi olmak diye bir şey yok. Bazı konularda eksiyizdir tecrübesizizdir. Bilgimiz azdır. Bazı konularda da daha iyidir. Dolayısıyla iyi olduğumuz alanda ileri gitmek. Hani dedik ya bir derdimiz, davamız var ve bunu özgüvenli bir şekilde ortaya koymaktan bahsediyoruz. Siz bunu en güzel resimle koyarsınız. Başka bir arkadaşımız bunu müzikle koyar. Başka bir arkadaşımız kalemiyle, yazısıyla koyar. Ben müzikle kendi derdimi, davamı anlatamıyorum diye bir eksiklik, yetersizlik duygusuna kapılmam ne kadar doğru. Dolayısıyla her alanda iyi olmak diye bir şey yok. Bir de şu da önemli, dilimiz sürçebilir, hata yapabiliriz, heyecan yapabiliriz, kalp atışlarımız hızlanabilir. Ya bunların hepsi o kadar insani ki şu an bu konuşmayı yaparken bile Belki bir sürü heyecan yaşıyoruz. Bu olacak diye şimdi bu programı yapmayalım mı? Ve bu Esasında bizim insan olduğumuzu gösteriyor. Mekanik bir varlık olmadığımızı, hani robot ya da herhangi bir yapay zeka ile çalışmadığımızı, duygularımız olduğunu, heyecanlanabildiğimizi ya da işte yanlış yapabildiğimizi gösteriyor. Hata payımız var. Hata payımız var her zaman. E, kaldı ki heyecanlanmak demek özgüvensizlik demek değil. Burası da önemli bir nokta. İnsanın özgüveni olur. Çıkar konuşur, kalkar yapar ama öyle bir heyecan hali gelir ki o bulunduğu ortama şartlara göre. O da ayrı bir konu tabii heyecanı yenmenin de ya da dozunda tutmanın da ayrı önemli başlıkları var. Ama ruhta amatör, işte profesyonel olmak için o bir miktar heyecanda yaşamak lazım. Bir de şu var, zihnimiz olumsuz sahneleri çok fazla tekrar ediyor. Yani ortaya bir iş koymak istediğimizde onunla ilgili hep en kötü sonucu düşünüyoruz. Halbuki bunu bir reklam örneği gibi düşünelim. İşte filmin ortasında bir reklam çıkıyor. Aslında hiç ilgimizi çekmeyecek bir ürünün reklamı yapılıyor. Ama o kadar çok maruz kalıyoruz ki sürekli karşımıza çıkıyor, sürekli karşımıza çıkıyor ve bir ve sonra o ürün yani bir ihtiyaçmış gibi düşünebiliyoruz ve o gerçekleşiyor yani ona ulaşmaya çalışıyoruz. Aynı bunun gibi. Yani o bir sahne performansı ya da işte yapacağımız işle ilgili zihnimizde en kötü sonucu işte rezil olacağım, insanlar benimle alay edecek, bana şöyle gülecekler dediğimizde o sahneye doğru gidiyoruz aslında. Kendini gerçekleştiren kehanet diyebiliriz belki buna. Ama iyisini düşündüğümüzde, en güzel halini, en güzel versiyonu düşündüğümüzde ise bu sefer ona doğru yaklaşıyoruz. Orada bir düşünceyi kontrol etmek. Yani o düşünceyi ya da duyguları yok edemiyoruz, yok sayamıyoruz ama kontrol etme gücü elimizde. Onlar gelecek, hep gelecekler. Peki biz ne yöne kanalize ediyoruz? Orası önemli. Bir de bu iştiyak sürekli olmaz. Yani bir gün olur gerçekten kendimizi çok iyi hissederiz. Çok güzel ifade ederiz. Başka bir gün olur. Enerjimiz biraz daha düşüktür ya da halimiz yoktur. Arka planda bir sürü derdimiz, sıkıntımız vardır ve kendimizi daha zor ifade ederiz ya da geri çekeriz. İştiyakta istikrar aranmaz. Hayatın geneline bakmak lazım. Hayatın bütününde istikrar önemlidir ama iştiyakta istikrar aranmaz. Çok önemli ipuçları oldu bence yani kendi adıma da çıkaracağım bir sürü nokta olduğunu düşünüyorum harekete geçmek açısından. İnşallah izleyicilerimiz için de öyle olur. Küçük gibi görünen ama aslında hepimizin o atmaya ihtiyacı olan adım konusunda böyle bir hatırlatmaya ihtiyacımız var galiba. Çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Ben teşekkür ederim. İnşallah istifadeli bir program olmuştur. Biz gerekli olanı yapmakla başlayalım. Mümkün olanı gerçekleştirelim. İmkansız dediğimiz şey bunun ardından gelecektir zaten güzel bir kapanış oldu. Teşekkür ederiz. Bu vesileyle belki yorumlarda bizimle bu özgüvenli olma yolculuğunu paylaşmak isteyenler olursa onları da yorumlara bekleriz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.